konuşma süresi açısından daha adaletli olması gerekiyor. Hocam gerekti. Cem Bey'den az konuştum. Hayır tamam tamam. Ben ortaya söylüyorum. Selam Hoca'yı benden önce ben söylüyorum. Peki. Lütfen bütün diğer değerli konuşmacıların da az konuştum, aynı süreyle veya Selam Hoca bana adil, verdiğin sürenin iki yok, yok katını verin. Yok yok adil süreyle. Hocam dinliyoruz. Ben tekrar ortaya söylüyorum ama öyle öyle bir demokrasi var mı? Öyle bir adalet anlayışı var mı? Yani ben hocam, dinledim. Hocam bence süreleri tutan bir ekip var. Tamam 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 tamam. Benim sözümü ben söyledim. Tamam. Yoksa karşılığı vardır yoktur, onu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Evet. Şimdi burada efendim şunu anlatalım, bunu anlatalım değil. Ben çok hızlı, açık ve net söylüyorum. Burada bulunan hiçbir değerli arkadaşın da, konuğun da, hazırın da birilerinin söylediği her şeye doğru veya her şeye yanlış söylediklerini görmedim, duymadım. Herkesin bir görüşü vardır, bir değerlendirmesi vardır, bir siyasi görüşü vardır, dünyaya, ülkeye bakışı vardır ve o çerçevede bir değerlendirme yapar. Bazıları kabul eder, bazıları etmez. Bu kadar basittir. Yani güzel bir söz vardır. İyi olmak kolaydır da adil olmak önemlidir. Yani belirli kesime sizi takdir de edebilir. Ama önemli olan biraz önce çok şeyleri söylendi mesela. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleriyle ilgili. Ya 20 yıldır ülkeyi yöneten bir hükümet 4 yılda 5 yılda seçime gitmiş. Hiç mi olumlu bir şey yapmamış? Hiç mi olumlu? 3 tane söyleyin ya. 10 taneyi olumsuz şeyi söyleyin, bir 3 tane de şu noktada ya bu da takdir edilmesi gereken bir şey. Hakkı teslim edeceksiniz. Az önce ben söyledim yani biraz önce ortak bu politikalar okudum ya oturdum bayağı okudum yani. Bu benim görevim. Bu iş bununla ilgiliysem bir okumam lazım. Ne diyorlar? Dediğim gibi mesela olumlu şeyler de var. Ben toptan böyle kategorik kötülemen bir şey. İktidara gelme benim niyetinde oradaki, olan siyasetçilerin bakın, bu anlamda orada, eleştirel vaatlerle gelmesi normal bakın, değil mi hocam? Burada bakın, burada eğer gazeteci, akademik kimlikle konuşmak farklıdır. Politikacı olarak, siyasetçi olarak farklıdır. Tabii ben ki. Bunu da anlarım. Tabii. Anlarım yani. Bu da anlayı dünya her yerinde de böyledir. Ama el insaf yani. Şimdi kalkıp dolarizasyon, ya Türkiye'de dolarizasyon 2 yıl mıdır var ya? 50 yıldır. Benim yaşım 70'li yıllardan itibaren başladı. Dolarizasyon bu ülkenin ikinci hatta birinci fiili parasıdır. Yani 70'lerde de böyleydi, 80'lerde de böyleydi, 90'lar. Efendim ülkeyi 20 yıldır yönetiyorlar, niye düşürmediler? Ya 50 yıldır zaten bakın o zaman doğru diyecek. Liralaşmaya yönelik hamleler atıldı. Sonuçlarını göreceğiz. Merkez Bankası da. Hükümette bir politika. Temel stratejik bir farklı politikaya, ekonomik politikayı takip ediyor. Bakın ekonomiyle ilgili ben teknik analiz yapmam, haddime değil. Ben hukukçuyum. Ama ben hayat pahalılığıyla ilgili bir şey söylendiği zaman doğru diyorum, hayat pahalı. Evet. Ve en önemli meydan okumanın da AK Parti hükümeti açısından bu olduğunu düşünüyorum. Sistem meselesi değil kanaatimce. Sistemi bakın, siyasetçiler, entelektüeller eleştirebilir. Ama vatandaşın gözüyle baktığınızda ki seçim bu, bakmanız lazım. Siyaset yapıyorsanız vakıf değilsiniz, dernek değilsiniz. Seçmen ona bakmıyor. O zaman dar gelirli kesimin tercih ettiği oy şeyine bakın. Hem partiye. Partilere bakın. Hı hı. Böyle havadan konuşmayacaksınız. Mahalli seçimlerin sonuçlarına bakın. İstanbul'da yapılan mahalli seçimlerin ilçe bazındaki sonuçlarına bakın, genel seçimlerdeki sonuçlarına bakın. Hangi bölgelerden, hangi semtlerden oy patlaması yapıyor? Bu belli yani. Beşiktaş'a bakın, Kadıköy'e bakın, Şişli'ye bakın, Esenler'e bakın, Gazi Osman Paşa'ya bakın, Bağcılar'a bakın. Vatandaş her şeyin farkında. Yani durumu iyi olan kesim muhalefete, bunu kötü olan kesim AK Parti'ye bunu göstermiyor mu? Bunu göstermiyor mu? Bunun temel şeyi ölçüsü seçimdir. İstediğiniz kadar konuşun. Bugün sosyal politikalar diyoruz. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi dünyada bütün sosyal demokrat partilerin önceliği. Almanya'da da bu böyledir. Sosyal demokrat parti açısından sosyal politikaları öncelerler. Ama son 20 yılda Türkiye'de yaşadığımız siyaseten Adalet ve Kalkınma Partisi sosyal politikalarla birlikte bir sosyal demokrat parti işlevi görmüştür. Hı hı. Bu kadar ben iddialı söylüyorum bunu. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Cumhurbaşkanı diğer, Erdoğan muhafazakar devrimciyiz demişti. Birçok konuda öyleydi açıkçası. Ha eleştirilecek şey var. Tabii ki 20 yıllık bir iktidar. Olumsuz şeyler de yapıldı. Hı hı. Ama olumlu şeyleri de göreceksiniz. Demek ki halk teraziye koyacak.
Olumlu şeyler fazla geliyorsa veriyor. Olumsuz şeyler fazlaysa zaten muhalefete görev verecek. Muhalefetin dediği bu olumsuz maddeler başkanlık sistemine geçtikten sonra arttı ben, diyorlar, eleştiriyor. Ben o temel iddiaya ve tamamen karşıyım. Ekonomi yönetimindeki durum gibi örneğin. O iddiaya tamamen karşıyım ben. Hı hı. Bunun bir sistemle ilgili bir mesele olmadığı kanaatindeyim. 70'li yıllarda Türkiye'de başkanlık sistemi mi vardı? 94 krizinde Türkiye'de başkanlık sistemi mi vardı? 2001 krizinde Türkiye'de başkanlık sistemi mi vardı? Bakın başkanlık sistemini benimserseniz benimsem o şeyde değilim ben. Tabii ki dersiniz eleştirebilirsiniz. Hı hı. Toptan karşı çıkabilirsiniz. Veyahut da bazı noktalarda iyileştirilmesi gerektiğini söylersiniz. Bunlar farklı şeylerdir. Ama bütün meseleyi getirip bu sisteme bağladığınıza bu doğru değil. Çünkü Türkiye'nin geçmişteki siyasi ve ekonomik tarihi ortada. Bu iddia değil, olgular ortada. Bir diğer husus. Şeyle ilgili, bakın ben söyledim mesela ortak politikalar metninde en önemli, ben zayıflığı dış politika görüyorum. En önemli zayıflığı bu. Ya dış bu, şimdi çok güzel bir şey söyledim. En az eleştiri tarım, gelen yer bakın, orası Müslüm Bey, olabilir çok güzel mi hocam? Bir şey, demin onu söylemeye tarım meselesi da çok önemli. Gerçekten Türkiye'de bu pandemiyle, savaşla tarımın dünyada ne kadar stratejik önemi olduğu, kritik bir sektör olduğu ortada. Türkiye tarımla ilgili hükümet birçok teşvikler, birçok şeyler yaptı. Bak yapmadı değil. Ama tarımı gerçekten artık önceleyen, devlet olarak önceleyen bir noktada olmamız lazım. Çünkü dünyada yaşadığımız şeyler oldu. Tahıl koridoru anlaşması ortada. Evet. İkinci önemli sektör enerjidir. Az önce tartışma oldu. İşte cari açığımızın birinci kalemi de enerjidir. Bu 10 yıl önce de böyleydi, 20 yıl önce de, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önce. Ya uluslararası alanda çalışan bir akademi. Bizim 6-7 yıl öncesine kadar kendi deniz çevrelerimizde, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeyiz diye övünürüz ilk orta lisede. Kendi sondaj ve araştırma gemimiz yoktu ya. Siz bunları görmeyecek misiniz? Şimdi Karadeniz'de çalışıyorlar. Doğu Akdeniz mücadelesi. Bakın bu metinde Doğu Akdeniz'le ilgili bir açıklama yok. Doğu Akdeniz'deki gerginliği şey yapacağız diye, tam hatırlamıyorum şeyini. Bakın Doğu Akdeniz'de yalnızlaşma kavramını, Türkiye yalnızlaştı, neden biliyor musun? Çünkü Türkiye'ye dayatılmak istenen Sevilya haritası vardı. Türkiye'yi Antalya Körfezi açıklarına hapseden bir şey vardı. Türkiye bunu siyasi iradesiyle, sahadaki varlığıyla, diplomatik başarısıyla yırttı, çöpe attı. Avrupa Birliği artık bu, Avrupa Birliği'nin AB hukuku açısından bunun kıymet harbisi yoktur dedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu dedi. Türkiye bu nedenle yalnızlaştı ve doğru yaptı. Siz Türkiye olarak, devlet olarak, bağımsız egemen bir devlet olarak uluslararası hukuktan doğan temel meşru hak ve hürriyetlerinizi kullanacaksınız. Doğu Akdeniz'le ilgili şöyle bedeli ne olursa olsun. Şöyle diyor hocam. Kıbrıs meselesine gelelim. Bakın Kıbrıs hocam bir saniye. Doğu Akdeniz'de yok dediniz ya. Yalnızlaşma orada. Yok şu cümle şu. Doğu Akdeniz'de haklarımızı koruyarak münhasır ekonomik bölgelerle ilgili uluslararası anlaşmaları tamamlayacak ve arama faaliyetlerini yoğunlaştıracağız diyor. Bak bir yalnızlaşma şeyi de var orada. Şu anda Libya ile olan sözleşmeyi bakın, tanımıyorlar. Bakın Libya sözleşmesi çok önemli. Ama hayır, koruyamıyoruz. Koruyamıyoruz. Koruyoruz. Yok. Şey, o istediğimiz ya hareketleri yapamıyoruz Doğu Akdeniz. Nasıl? Libya ile yaptığımız anlaşmada BM'ye de teşkil edildi. Bence Montrö'den sonra uluslararası alanda yaptığımız Libya'daki deniz yetki anlaşmaları en önemli anlaşmadır. Zaten o Libya anlaşması... O Libya anlaşması... Doğu Akdeniz'in sözleşmenin... Sevilla haritasını işlevsiz hale getiren anlaşmadır. Önemlidir. Bir şeyle de ilgili bakın. Kıbrıs'la ilgili mesela, Kıbrıs'la ilgili iki toplumun eşit siyasiliğine dayanan, eşit siyasi zaten bu bilinen bir kavramdı. Federasyon temelli de çıkmaza giren bu meselenin, federasyon temelli tezine Türkiye ve KKTC 2 yıl önce toptan karşı çıktı artık. Eşit egemenlik statüsünde, uluslararası statüde iki eşit bağımsız devlet modeline geçtik biz. Kabul ediyoruz mesela zaten ben, onu biz. Efendim? Zaten aynen metinde var. Hayır. Orada bir okur musunuz metini? Metin aynen şöyle. Kıbrıs milli davamızdır. Tamam. O milli dava. Doğru. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı çözüm bulunması amacıyla tamam. KKTC'nin
Tamam. Ve Kıbrıslı Türklerin kazanılmış haklarını koruma tamam. ve iki toplumun egemen siyasi eşitliğini i̇şte sağlama hedefini gözeteceğiz. Zaten federasyon temelli olan tamam ya, görüşmelerde bu de hükümet, bunlar geçiyor. Mevcut bakın. Hükümet politikası. Ha, hükümet politikası. Devam ettirecek. Ki Sayın Kılıçdaroğlu Kıbrıs'a da gitti. Yok. Mesela o iki eşit uluslararası statüye sahip iki devlet modeli mesela daha açık olarak ifade edilir. Nasıl açık olsun? Daha hayır ama ya ben yani. Bu işlerle ilgileniyorum. Şey benim için model önemlidir. Yani bizim Türkiye olarak ama devlet politikası olarak yani. KKTC'nin devlet politikası olarak iki eşit uluslararası statüde bağımsız ya devlet aynı modeli. Şey söylüyoruz. Hayır orada aynı şey değil. Oradaki ifade edilen şey federasyon temelli görüşmeler, BM öncülüğündeki hocam, görüşmelerde de geçiyor. Egemen siyasi i̇ki siyasi eşit anlam planında da geçiyordu. Sağlamayı gözeteceğiz. Bir saniye, şunu da tamamlayayım müsaade ederseniz. Bence bakın bir diğer önemli husus, kendim. Bakın Cumhurbaşkanı bir dönem 7 yıla seçiliyor. Bu önemli ama en önemli şey halk mı seçiyor? Parlamento mu? Bu çok kritik bir sorudur. Bu sistem açısından kritik bir sorudur. Parlamenter sistemde malum olduğu üzere parlamento seçer genel olarak. Çok az istisnaları vardır Avrupa'da. Halk seçmeye ama devam ediyor. Burada yok. Burada yok. Şeyde var ama. Bizim parlamenter sisteme geçişle ilgili anayasa değişikliği burada da keşke yok sonra orada da halk seçecek diyorlar. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel tavrı parlamentodan değil. Seçilmesi bence öyle, burada öyle İYİ Parti'nin halk tarafından seçilmesi noktasında şey ben daha şey olduğu düşünüyorum açıkçası. Bir diğer önemli husus bakın 24. maddeyle ilgili anayasa 24. Bakın ben onu kaç defa da burada ifade ettim. Bu kılık kıyafet meselesi, başörtülü yasağıyla ilgili Türkiye'de zaten bizim cari hukukumuzda, normatif hukukumuzda ne anayasal bazda ne de yasal bazda bir yasak yoktu. Hı hı. 60'lı yıllarda da yoktu, 70'li yıllarda da, 80'li, 90'lı yıllarda da. Bir sorun şuydu, bir yasakçı zihniyet vardı. Yasakçı zihniyet vardı, o laiklik ilkesini alıyordu. Militan, otoriter bir şekilde yorumluyordu ve bu şekilde bana kalırsa anayasa teorisi açısından 24. madde temel hak ve özgürlüklerin korunması, kılık kıyafet, başı açık, başı kapalı, yaşam tarzı ne olursa olsun. Yeterli mi? Yeterlidir. Hı. Ama Türkiye'de acı tecrübeler yaşandı Kürşat Bey. Hepimiz biliyoruz. Yani çok acı. Hocam orada koyulabilir de bence ama kelimelerde şöyle, değişiklik olmalı. Ben burada bir şeye sıkıntı gelinebilir. Ol. Şöyle bakın, bakın orada en önemli husus düzenlemede şu var. Başı kadınların veya olmasın bakın gibi başının böyle, örtülü veya açık olması temel hak ve özgürlüklerden korunma temel hak ve özgürlüklerinin yararlanması kadının başının açı örtülü veya başının açık olması şartına bağlanamaz. Hı hı. Bu çok önemlidir. Bence başı açık hanımlar kadınlar için de bir anayasal güvencidir. Yani sadece başörtülülerle ilgili bir düzenleme değil bu. Diyeceksiniz ki ya 24. madde var bu yeterli. Ya Türkiye bu acı tecrübeleri yaşıyor. Kaldı ki zaten bu meseleyi gündeme getiren Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu getirdi. Yani bu meseleyi eğer AK Parti hükümeti veya Cumhur İttifakı gündeme getirmiş olsaydı. Ya derdim ki bunlar bakın seçim arifesinde veya muhalefet bunu derdi. Siyaseten kullanmak istiyorlar. O zaman bu meseleyi kalıcı şekilde hem toplumun hem de siyaset kurumunun gündeminden kalıcı bir şekilde Türkiye'nin gündeminden kaldırmanız için böyle düzenleme yararlı olur. Ayrıntıya gelince inancı gereği şeyi var. Cumhur İttifakı'nın getirdiği teklifte sanıyorum İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti'nin özellikle burada şey var. Tercih ettiği kıyafet nedeniyle. Bence çok büyük bir şey yok bakın. Çok büyük bir şey yok. Ben İYİ Parti'nin Cumhur İttifakı'ndan burada bir uzlaşma bu olabilir. Yani en azından yazanlar da oldu bu akşamki yayında bakın, hocam. Onu da ileteyim. Milletvekilleriyle bir cümleyle iletin. Yayın sırasında çünkü bu ifadeyle ilgili Cumhur İttifakı'nda bu çalışmada bulunan hukukçulardan yazanlar da oldu. Onlar da diyorlar ki zaten dini inancı sebebiyle sözcüğünün bu nedenle bu değişiklik yapılıyor. Hani onu az önce de söyledim. Ben de burada söyledim. O olabilir ama belli bir dine referandumeli başörtüsü ettiği de olabilir. Çıkarılırsa metinde sorun yok. Yani ama beraberlikle de LGBT vurgusu yapıyorlar. Bu nedenle zaten ama iki cinsin değil. Değil. O orada diğer maddedeki değişikliğin de bence oradan, yapılmasına gerek yok. Doğrudan dini inancı derken orada doğru bir maddesi. Yeni gelmişken dini inancı. Ama
dediğin gibi tercih ettiği kıyafet. Ya burada önemli olan husus, hı hı, Türkiye'nin artık kadının kıyafeti, başı açık, başı kapalı. Ya Türkiye'de eğitim hakkı elinden alınan, kamuda, özel sektörde istihdam edilmeyen, hizmet alımı, hizmet verilmesi noktasında mahrum. Ya bu mesele Türkiye'nin bitirmesi lazım. Diyeceksiniz ki toplumda bir uzlaşma, bir nokta var. Ama belli, hı hı, ki bazıları bu konuyu çok daha marjinal kesimlerde olsa zaman zaman gündeme getiriyorlar. Yani zihinsel kodlarında bu var. Türkiye bunu aşmış. Türkiye anayasanın ikinci maddesindeki laiklik anlayışının toplumsal anlamda söylüyorum. Toplum onu öyle yorumluyor. Daha özgürlükçü, daha seküler, insanların yaşam tarzıyla Türkiye'nin bunu artık gündeminden gerçekten ben bu şeye geldim, gına geldim. Ya insanın benim yakınımlarımda başı örtülü de var, başı açık da var. Öğrenciler arasında ben görüyorum. Başı açık, başı kapalı. Ya bu sorun değil ki. Bunu zaten siyasete... eleştirilen de ortada bir sorun kalmadı. Niye? Sayın Kılıçdaroğlu gündeme getirmesi. Sayın Kılıçdaroğlu evet getirdi. Işte. Onu Sayın Cumhuriyet Halk Partililer açıklayacak. Bunu Sayın Akşener de söyledi. Yani eleştirildi. Bu arada, zamanı, bu arada zamanı değil Doğu Akdeniz konusu da hem dış politika hem enerji bölümünde geçiyor diye de vurgulayanlar oldu. Doğu Akdeniz konusu hem enerji hem dış politika ama Doğu Akdeniz alanlarında geçiyor diye. Ben o zaman olumlu diyeyim. Olumlu diyeyim. Ama ABD ile ilişkiler noktasında bakın o zaman hemen bir iki cümleyle onu da tamamlayayım. ABD ile ilişkiler noktasında bakın orada F-35'ler meselesini az önce de söyledim. F-35'ler meselesine Türkiye mağdur edilmiştir. Edilmesinin sebebi de Türkiye'nin haklı olarak S-400 savunma sistemlerini Rusya'dan almasıdır ve doğru yapmıştır. Çünkü 10 yıllardır Türkiye, hı-hı, NATO müttefiklerine hava savunma sistemleriyle ilgili taleplerini iletiyordu. Olumsuz cevap alıyordu. Doğal olarak da Türkiye ülkeyi kim yönetirse yönetsin, ülkenin kara, deniz, hava savunma sistemlerini modernize etme ve bu konuda gerekli adımları kararlı şekilde atması gerekir. Burada yapılmıştır. Evet. Kaldı ki şeyle de bakın, savunma sanayinde geldiğimiz nokta. ABD aslında ABD'yi rahatsız eden Türkiye'nin savunma sanayinde sektöründe geldiği noktadır. Bunu görmemiz lazım. Savunma sanayinde dışa bağımlılık %80'lerdeyken %20'lere düşürüldü. Ya bunlar çok olumlu adımlardır. Efendim İHA'larla SİHA'larla mı karnımız doyacak? Ya birbirinden farklı şeyler. Ekonomi de var, savunma da var, tabii, güvenlik de var, enerji de var, adalet de var, yargı da var. Hayatı bir parçasını alamazsınız ki. Hepsi birbirini tamamlayan hususlar. Dolayısıyla ben bir diğer şeyi de bakın orada bu kayyumla ilgili az önce de söyledi Uğur Bey. Aslında bak, kayyumla ilgili mesele Türkiye'nin şudur. Kayyum atanmasıyla ilgili orada bir cümle de var. Ben onu da okuyayım size. Hocam en baştan evet, tekrar kayyum başlığını mı geçeceğiz? Hayır. Acaba ilerlesek bakın orada çünkü... soruşturmanın selameti açısından görevden. Ama Uğur Bey'in söylediği farklı şey. Orada, hayır orada bakın. Orada bir söylediği ifade kullanılıyor. Demokratik yani tarzı. Mealen şöyle söyleniyor. Tam alıp şeyini bulabilirim burada. Görevinden alıp görevi nedeniyle hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan belediye başkanlarıyla ilgili yargı kararı. Bakın soruşturma, hepimiz hukukçuyuz. Soruşturma aşamasında siz nasıl yargı kararı alacaksınız? Ya soruşturma açılacak, daha belli değil. Savcı iddianame mi hazırlayacak, hazırlamayacak mı? İddianameyi hazırlayacak, kovuşturma aşamasına geçecek, yargılanacak, beraat da edebilir, şey de edebilir. Yani orada ya bir hatadır, ben öyle düşünüyorum. Anayasada değişikliğe gitmek lazım. İşte orada, onun için diyorum anayasa değişik. Kaldı ki buradaki Türkiye'deki kayyum meselesinin ana şeyi terör örgütüyle irtibatlı belediyelerle ilgili uygulanmıştır.